Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Gazze'de zaman daralıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı için bulunduğu NATO karargahında Brüksel'de görevli Türk gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Güler, sivillere yönelik her türlü eylemle sivil yerleşimi hedef alan her türlü saldırıları kınıyoruz. Gelinen noktada temel hedefimiz rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki çatışmanın diğer cephelere sıçramasının önlenmesi ve elbette çatışmanın gecikmeden sona erdirilmesidir ifadesinde bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, NATO karargahında Ukrayna Savunma Bakanı temas grubu toplantısıyla NATO Savunma Bakanları toplantısına iştirak ettiklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı savunma temas grubu toplantısında başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan destekleri ve bugüne kadar sağladıkları katkıları dile getiren Bakan Güler, Karadeniz tahıl girişiminin devamı için yoğun gayret sarf etmemize rağmen girişimin sonlandığını ancak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere girişimin yeniden canlandırılması konusundaki ısrarlı çabalarımızın devam ettiğini ifade ettik. Ülkemize uygulanan haksız ihraç lisans kısıtlamalarının sadece Türkiye'yi değil, ittifakı ve Ukrayna'yı da etkilediğine dikkat çektik, diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.